Evet, şimdi biraz daha bakabiliyorum ama hala gözümü alıyor. Video çekimlerimde sık sık çeşitli ışıklara ihtiyacım oluyor. Bazen beyaz renkte, bazen sarı renkte, bazen de diğer renklerde ışıklara ihtiyacım oluyor. RGB ışıklara para verirken çok fazla rahatsız olmuyorum ama beyaz ya da gün ışığı rengindeki ledlerin fiyatları bana gereksiz geliyor. O yüzden ben de bu videoda kendime bir ışık yapmaya karar verdim. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Şöyle bir tahta tepsi kullanacağım ve bu tepsiyi birazdan hep birlikte profesyonel bir stüdyo aydınlatmasına çevireceğiz. Bu tepsiyi önceki videolardan birinde lazerle kazıma yapmak için kullanmıştık. Bu sefer şöyle kullanacağım. Şuralarına led döşeceğim birazdan. Bir sıra beyaz, bir sıra da gün ışığı sarısı şeklinde sırayla ledler üzerinde sıralanacak. Arka tarafına pil koyacağım. Aynı zamanda da adaptör vesaire olacak. Şu taraflarında da potansiyometre olacak. İstediğim kadar sarı, istediğim kadar beyaz verebileceğim. Ondan önce tepsiyi boyayarak başlayalım. Biraz daha profesyonel görünmesini sağlayacaktır. Evet, şimdi biraz daha bakabiliyorum ama hala gözümü alıyor. Mahir, sen niye taktın? Mahir, ben sana bakamıyorum şu anda. Ben seni de göremiyorum hiç. Öyle mi? Evet. Yeşil mi görüyorsun sen şu an? Işığı mı? Evet. Yani şu an çok iyi ışık. Aa, ledlere çok rahat bakabiliyorum böyle. Ver. Bak, bir dakika dur. Yeni versene. Aa, ama hepsi aynı renk gibi görünüyor yeşille bakınca da. Evet, tek tek gösteriyor. Al sana yakıştı ha. Gözlük. Ben şu anda ısındım bak. Buraya ısın ama. Üşüdüysen ısın. Biraz ısın orada. İyi ver yani sıcağı. Versen, herhangi bir gözlük versene bak. Bir şey al. Dur bunu al, bunu al. O çok, bir de ses çıkartıyor biliyor musun? Bip bip bip. Evet, şey yapıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Isıtıyor değil mi? 10 dakika daha dursun yumurta kıralım üzerine. Şömine. Şömine gibi şu an. Kaç derece oldu ya? Bak şu an 2-3 dakikadan anca çalışıyordur. 64 derece olmuş ledin üstü. Oha. Oha, 64 derece diyor. Thank you.
LED panelinin her şeyi bitti. Montajını da tamamladık. Şu an tripodun üzerinde gayet güzel bir şekilde duruyor. Tabii ki tripodu bağladığım yer birazcık esniyor tahtadan dolayı. Ama ileride metal bir gövdeye geçmeyi düşünüyorum. Çünkü birkaç dakika tam güçte çalıştığı zaman tahta kısmı gerçekten bayağı ısınıyor. 60 derecenin üstüne çıktı 2-3 dakikalık çalışmada. Bu şekliyle çok uzun süre kullanılmaz ama %50-%60 gibi parlaklık oranını açtığımda 10-15 dakikada hiç ısınmadı. Demek ki %50-%60 civarlarında uzun süre kullanabiliriz. Işıkların hepsini kadraja bilerek aldım. Hangisinin ne işe yaradığı biraz daha belirgin olsun diye. Şu an 4 tane ışık kullanıyorum. Bir tanesi şu yeni aldığım ışın kılıcı diye biz lakap taktık ona. O ışık. Bu ışıkta hem beyazla sarı arasında geçiş yapabiliyoruz hem de RGB renkleri ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda da birçok efekt mevcut. Mesela ambulans ışığı ya da mum ışığı gibi böyle çeşitli yanıp sönen, renk değiştiren efektler mevcut. Ama ben en çok şunları sevdim. Bunların hem fiyatları çok uygun, hem küçücük, her yere sığıyorlar. Üzerlerinde mıknatıs var ve metal yüzeyleri doğrudan yapışabiliyorlar. Birbirlerine eklenerek böyle daha uzun ya da daha geniş LED panelleri oluşturulabiliyorlar. Bunları da genellikle yakından yüzümü aydınlatmak için ya da ürün çekerken kullanıyorum. Ürün çekerken bir tanesini kırmızı, bir tanesini mavi verip küçücük bir alanda yakın çekim yaptığımda çok güzel renk veriyorlar. Özellikle renklerinin tonu çok canlı ve çok güzel. Ve fiyatları gayet uygun. Type-C ile şarj oluyorlar. Mıknatısları var. Metal bir yüzeye direkt böyle tavana mesela asarak aydınlatma yapabiliyoruz. Ya da tripodun bacak kısmı gibi metal olan yüzeylere doğrudan mıknatısıyla yapıştırıp kullanabiliyoruz. Type-C ile şarj olması da gayet iyi. Şarjları da bayağı uzun gidiyor. Diğer ışık da eskiden aldığım beyaz bir ışıktı. Onu ilkokulda kullandığımız defter kaplarıyla kapladım. Onu da kırmızı ışık gibi kullanıyorum daha çok. Ama en çok herhalde şu kendi yaptığım ışığı kullanacağım. Bunların toplamının onlarca katı daha fazla parlaklık veriyor çünkü. Yeni yaptığım LED panelinin bazı özelliklerinden de bahsedeyim. En önemli özelliklerinden bir tanesi pırpır yapmıyor. Yani o flicker efekti olmuyor. O flicker efekti genellikle kendi LED'ini yapan insanların yaşadığı problemlerden bir tanesi ki hatta piyasada satılan bazı LED'lerle de bu problem var. Video çekerken böyle dalga dalga olması gibi şeyler oluyor. Bunu daha önceki bir videoda böyle mikroskopla falan detaylıca anlatmıştım. Onun linkini de şuraya bırakıyorum. Oradan istersen izleyebilirsin. Diğer özelliği ısınma yapmıyor. Yani %80'leri falan açmazsak ısınmıyor bu haliyle. Ki tahta olmasına rağmen gövdesi tahta olması çok mantıklı bir şey değil ama çok pratik olduğu için böyle dik de durabiliyor. Masanın üstüne koyabiliyorum, işte dikey çevirebiliyorum. Bu tip şeyleri bana sağladığı için o tepsiyi kullanmak istedim. Bunun dışında sarı ve beyaz dengesini kendim çok rahatlıkla ayarlayabiliyorum. İki tane potansiyometre var üzerinde. Bir tanesiyle beyazı, bir tanesiyle sarıyı ayarlayabiliyorum. İkisini aynı anda da çalıştırabiliyorum. O zaman zaten güneş doğmuş gibi oluyor. Buna bir de difüzör takmayı düşünüyorum ileride. Şu an gözlerimi biraz rahatsız ediyor. Bayağı kameranın açısına yakın bir açıdan bakıyor. Direkt o ışığa doğru baktığım zaman böyle gözlerim kamaşıyor. Ondan sonra kamerayı bile göremiyorum. Ona bir difüzör kullanırsam daha yumuşak, daha tatlı bir ışık elde edebilirim. Bu arada bu devre kartını kullanmak isteyenler için devre kartının şemasını ve PC ve üretim linkini de açıklama kısmında paylaştım. Bu devre kartıyla aynı zamanda RGB şerit ledleri de herhangi bir flicker yani pırpır yapmadan kullanabiliyoruz. Ben sadece şu an 2 kanalını kullandım. 3 kanallı bir devre kartı aslında. İleride belki bir tane de kırmızı ya da mavi gibi bir renk ekleyip onu da panelin arkasına yapabilirim. Paneli ters çevirdiğimde İşte mavi renk verir. Ön tarafını çevirdiğimde sarı ile beyaz arasında dengeyi ayarlayabilirim. Devre kartında da üzerindeki MOSFET'lerde de herhangi bir ısınma olmuyor. Bu arada sistem gayet güzel çalışıyor. Ben bayağı beğendim. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Gerçekten çok işe yarayacak bir devre oldu. Bu LED paneline ileride eklemeyi düşündüğüm bazı şeyler var. Birincisi kasasını metal yapıp soğutma kısmını biraz daha artırmak istiyorum. Devrenin kendisi çok ısınmasa da LED'ler tam parlaklıktayken iyi ısınıyor. İkincisi bu sisteme pil eklemeyi düşünüyorum. Kablosuz da kullanabileyim diye. Aynı zamanda şarjlı da olacak tabii ki. Taktığımda şarj olacak, çektiğimde pilden çalışacak ve uzaktan kumanda eklemeyi düşünüyorum. Sarı ile beyaz ayarını böyle lineer potansiyometre gibi bir şeyle uzaktan kontrol edebileyim istiyorum. Çünkü bazen kamerayla tek başıma çekim yapıyorum. Bazen Elif ya da Macit beni çekiyor. Ama tek başıma çekim yaptığımda özellikle kameranın ekranından parlaklık seviyesini yani yüzüm gerçekten güzel aydınlanmış mı aydınlanmamış mı onu görmek isteyebilirim. Peki sence bu LED sistemine başka neler eklemeliyim? Sen olsaydın neler eklerdin? Neler yapmamı istersin? Belki ikinci bir versiyonunu ileride paylaşabilirim. Fikirlerini yorumlar kısmında bana iletirsen sevinirim dostum. Kendine çok iyi bak. İleriki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın.